Mesu olarak 50'ye 1 kala. Biz bu lafı bu sene çok edeceğiz. Gerçekten bizler için 2018 yılı bambaşka heyecanlar, anlamlar ve hedefler ifade ediyor. 100 bin konutu devirdik. Hakikaten bizim açımızdan çok önemli bir sayı bu. Ama şu an hali hazırda ve başlayacağımız projelerle mesela bu 50. yıl arifesinde iddiasını sürdürmeye devam edecek. Bu iddiamız sadece sayılarla sınırlı değil, biraz önce 100 bin diye ifade ettiğim gibi, nitelik açısından da iddialı, güçlü ve zengin proje mozaiğimizi MESA'nın geleceğinin teminatı olarak görmekteyiz. Onlar MESA'nın geleceğinin teminatını bir anlamda oluşturuyorlar. Bu Çubuklu'daki orman projemizden sonra Maltepe Gökada, ardından da sizlerin de izlediğinizde göreceğiniz çok gene özel bir bölgede Bodrum'da yeni projemizin lansmanını beraber yapacağız. Yani 50'ye 1 kala ciddi projelerle tekrar karşınızda olacağız. Genelde projeyle ilgili bilgileri Mert ve arkadaşlarım devam edecekler büyük bir ihtimalle ama bizden beklenen biraz da sektörle ilgili görüşmek, konuşmak galiba. Ben bizim sektördeki en önemli olayın sürdürebilme hadisesi olduğuna hep inanırım. Bunu da ara ara sıkça tekrar etmişimdir. Sektörün sürdürülebilirliğini sağlayan bir takım özellikleri var. Birisi gerçekten lokomotif bir sektör. Yani bunu lafı çok ediyoruz zaten. Etkili bir istihdam kaynağı. 2 milyon üzerinde insana yemek kapısı, aş kapısı veriyor. Türkiye'deki konut ihtiyacı nüfus artışına bağlı olarak her yıl işte 550-600 bin civarı mevcut konutlara ilave istiyor. Bunun yanına deprem riski yapı stoğunda yenilemeyi koyduğumuzda vazgeçilemez bir sektör haline geldiği aşikar. Sektörümüz geçtiğimiz 10 yıl içinde bu biraz da lokomotif olmasından ötürü diğer sektörlerden çok sayıda oyuncu kattı. On binlerce. Yani ben tam sayısal olarak bilmiyorum ama kesinlikle on binlerin üstünde sayıda daha heyecanlı buldular galiba bu sektörü. Buraya katılımlar oldu. Tabi bunlar bu katılımlar olunca sürdürülebilirlik daha da bir önem kazandı. Esasında burada hani lehte bahsettiğim sektörümüzün özelliklerinden bir de aleyhtekilere geçersek bizim sektörümüz kriz dönemlerinde en hızlı ve en yoğun etkilenen bir iş koludur. Aynı şekilde ekonominin düzelmesi halinde dahi ondan en geç etkilenen bir işi yapıyoruz. Gerçekten işimiz zordur. Bir de her işimiz 3-5 yıl sürdüğü için o süreç içinde her türlü dalgalanma lehte ve aleyhte hep bizi etkiler. Onun getirdiği sorunları hep yıllardır yaşıyoruz işte. Bu sıkıntıları sıraladığımızda sektörü olumlu olarak etkileyecek bazı tedbirlerden de bahsetmenin doğru olduğuna inanıyorum. Bunlar hep söylediğimiz KDV. Şimdi KDV genelde niye en çok bahsediyoruz? Biz yurt dışında da iş yaptığımız için galiba dünyada KDV'si bu kadar karmaşa olan başka bir ülke bilmiyorum ben. Bilhassa gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde. Bir, bina konut büyüklüğüne göre dizelemişiz. İki, arsa emlak değerine göre. Üçüncüsü cinse göre, yani ticaret, turizm düzenine bakarak yapmışız. Bir de buna son bu dönüşüm projeleri eklenince çok farklı tellerden çalan bir KDV düzenimiz var. Burada benim ağırlıklı yurt dışında gelişmiş veya gelişmekte olan bilhassa Orta Avrupa ülkelerinde sabit tek KDV kullanılıyor. Bu genelde oralarda kullanılan KDV 8. Türkiye'de de bir oran aynısı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama tek KDV şeyinin kullanılması hem çözüm kolaylığı getirecek hem yeniden bir nefes aldıracak diye düşünüyorum. Bunun yanında tapu ağaçlarının
yani hemen hemen dörde yaklaşan tapu ağaçlarının geriye düşmesi olayı var. Bunları hatırlarsanız bir ara yapıldı ve orada benim en büyük şikayetlerimden biri, en az 4-5 yıllık bir inşaat sürecinde bir yıllık böyle bir değişim yapmak, o sanki o değişimin yapıldığı günde satışlarda bir hareket olduğu kesin görünüyor ama kapandığı günde de tam tersine çok daha uzun süren satışta sıkıntılar başlıyor. Çünkü bu sefer alıcı kendini enayi gibi görmeye başlıyor onları kaçırdığı için. Uzun süre o sıkıntıyı çekiyorsunuz. Dolayısıyla kısa dönemde bu işlerin yapılmasının bizim sektöre faydası olduğuna inanmıyorum ben. Bunlar kalıcı bir şekilde yapılması lazım. Burada tabii bir diğer olay da konut kredi faizleri. Gerçekten şu an 1.2'lerin üstünde ve yani müşteriyi çok olumsuz etkiliyor. Buna karşı işte bizler yapabildiğimiz elimizdeki imkanları kullanarak faiz olaylarının bir kısmını çekmeye çabalamak, üstümüze almaya çabalamak. Onlar da tabii çok her bir projede yapamıyorsunuz bu işi de. Onların getirdiği faiz tabii konut ihtiyacı varsa özel bir faiz olması gerektiğine inanıyorum ben. Konut alımı ile ilgili. Tabii bunu sınıflayabilirler. Yani konut bazında sınıflayabilirler. Bu dönemde bizim bir adım daha ileriye atmakla ilgili hatırlarsanız hep bahsettiğim istatistikler olayı, bilhassa konut satış istatistikleri konusu ve bunun çözümünün de her şeyde bir bankanın projelerin garantisi olması. Yani bu bir garantörlük anlamında değil de bütün Orta Avrupa'da kullanılan, siz projenizle beraber bankaya gidiyorsunuz. O da tabii istatistiklere bakarak bir anlamda böyle bir projenin orada yapılabileceğine inandığı anda size bu projeyle ilgili hem müşterinize hem de size bir kredi açıyor. Bu eğer müşterinizin alımı bu işe yeterse zaten hiçbir faiz ödemeden yapıyı bitirip çıkabiliyorsunuz. Ama eksik kaldığında size kredi olarak veriyor. O faize katlanıyorsunuz ama bina yapılıyor. Garanti bitiriliyor. Hiçbir müşteri de sıkıntı içinde kalmıyor açıkçası. Bunun muhakkak olması gerekiyor Türkiye'de ama biraz daha zaman istediğini zannediyorum. Ama geleceğimiz kesinlikle böyle olması lazım. Çok iyi örnekler var çünkü dünyada bununla ilgili kullanılan. Bunun tabii sonucu da benim hep satışla ilgili söylediğim istatistikleri de doğru hale getirecek. Yani sonuçta bizim güncel bir satış istatistiği olduğunu ben düşünemiyorum hiçbir şekilde. Biz ortalama birkaç yıl geçmişin istatistiklerini önümüze getiriyoruz. Ama banka üzerinden yapılacak bu tip satışlar her şeyin bir anlamda tarafımızdan bilinmesine, istatistik kurumları tarafından bilinmesini sağlayacak. Ben buradan sizlere projeyle ilgili bilgi vermek üzere, arkadaşlar Mert sen başlayacaksın galiba istersen. Esasında bu projeyi gerçekten çok özel bir bölgede olduğunu söyleyebilirim. Hani ben İstanbul'da yaşayan birisi değilim ama İstanbul'un özel kalmış noktalarından birisi. İnşallah sıkıntısız satabileceğimizi zannediyorum ama arkadaşlar onun teknik bilgilerini de size sunarlar. Herkese merhaba. Kusura bakmayın biraz rahatsızım ama elimden geleni yapacağım. Öncelikle bir filmimiz var, onu seyredelim. Ondan sonra detayları beraber konuşuruz. But learn to be patient.
Evet, tekrar hepinize hoş geldiniz diyerek sözlerimi başlamak istiyorum. Erhan Bey tabii piyasalarla ilgili yorumlarını yaptı. Hani bir duayenden sonra bizim bir şey söylememizin çok bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Biz ağırlıklı projeyle ilgili konuşmak istiyoruz. Proje mimarımız iki dizayn firmasından Murat Bey de buradalar. Biz açıkçası Murat Bey'le bir yıl önce, değil mi Murat? Yanlış değilim, başladık. Tabii kağıt üstünde bir yer olarak gördüm. Murat Bey hani çok standart bakmıştı ya. Ben dedim, sen gidip gördün mü orayı Murat, dedim hiç. Sonra buraya gelip gördük, sonra abi nasıl bir yer orası ya, diye böyle bir tepkiyle gelmişti. Hiç unutmuyorum o günü. Sonra buradaki proje yolculuğumuz başladı beraber. Biz burada alıcılara nasıl bir dairede yaşarken villa konforunda yaşıyormuş hissiyatı yaratırız diye düşündük. Zaten projemizin geneli hep 4 katlı, işte bir noktada sadece 5 katlı oluyor. Bunun haricinde sırtını böyle muhteşem bir doğa harikasına, 1,5 milyon metrekarelik bir ormana verdiği için nasıl olur da biz bu orman içinde bu yapıları bir nevi kaybederiz ya da varlıklarını minimumda hissettiririz diye düşündük konsept olarak. Burada da hem içeride hem dışarıda binaların doğal malzemeler kullanalım kararı verdik. Bunlar bizim için önemli kararlar açıkçası. Bir de malumi hep söylüyoruz, inşaat maliyetlerinin bu kadar arttığı bir ortamda. Hani biz biraz böyle radikal kararlar alalım burada. İnsanlara verebileceğimiz maksimumu verelim diye bir açıkçası yola çıktık. Daire işlerinde temiz alan yüksekliğimiz 3-10 üzerinde. Dolayısıyla hani bu da İstanbul'da genel projelerin genelinde pek yaşanan bir şey de değil. Açıkçası hem alıcıya hem yatırımcıya çok farklı potansiyeller sunan bir proje ortaya çıkarttığımızı düşünüyorum. Şöyle hızlıca bahsetmek gerekirse mesela yaklaşık 30 bin metrekare bir alanımız var. 30 bin metrekarenin sadece 10 bin metrekaresini aslında taban alan olarak kaplıyoruz. Geri kalanını yeşil alana bırakmış durumdayız. Otoparkların tamamını ya da araç sirkülasyonu yerin altına indirdik ki insanlar yer üstündeki bu nimetten maksimum faydalanabilsinler. Bunun haricinde dediğim gibi 2020 Mayıs ayında projemizi alıcılarımıza teslim etmeye amaçlıyoruz. Ve burada tabii en önemli şeylerden biri, Murat Bey'e çok çok teşekkür ediyorum bunun için. Net ve brüt yüzdesi %22'dir bu projemizde ki yani hani bundan daha iyi bir oran çok çok ben de mimar olduğum için çıkarabileceğini düşünmüyorum. Da demek ki bir yıllık bir çalışmada bunlar elde edilebiliyormuş diye sonucuna varıyoruz. Ve şunu da söyleyebilirim ki hemen hemen projemizi bugüne kadar %30'unu reel olarak satmış durumdayız. Yani bu da herhalde siz de alana geldikten sonra çok sürpriz olmasa gerek. Zaten Pelin Hanımlarla ya burada nasıl bir lansman yapalım diye konuşurken otel alternatiflerini getirmişlerdi bize. Sonra geleceğim, oradan kafa sallama. Sonradan düşündük ya, böyle bir yer varken elimizde niye insanları burada yapmayalım bu işi yani. Yani sanıyorum hepinizde de o yüzündeki o ifadeyi görebiliyorum. Hem bir sürprizle karşılaşmanın ya da böyle hani umduğunun çok farklı
dışında bir şey bulmanın verdiği o güzel tebessüm hepinizin yüzünde, alıcılarımıza da ümit ediyorum bu tebessüm olacaktır projeyi teslim ettiğimizde. Diyorum, Kadir'e bırakıyorum sözümü. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sorunuz varsa buradayız cevaplamak için. Mert Bey aslında projeyle ilgili birçok detayı paylaştı sizinle. Ben Murat Bey'e sözü vereceğim. Onun da çok emek verdiği bir proje oldu. Beraber üzerinde çok uzun süre mesai harcadığınız bir proje oldu. Sağ olsun bizi kırmadı. Davetimize icabet edip bugün bizim yanımızda oldu. Sonrasında soru cevap kısmında biraz daha teknik bilgileri, sayısal verileri yanıtlama konusunda ben size yardımcı olabilirim. Beykoz ilçesi özel bir ilçe. Projeye başlamadan önce aslında Beykoz'daki yaşam milattan önce 8. yüzyıla dayanıyor. Çok eski değil yani, çok yeni bir yerleşim alanı. Çünkü uzakta kalmış yerleşim alanı baktığınızda. İstanbul bütününe baktığınız zaman ise yüz ölçümünde 5. büyük. 251 bin nüfuslu, küçük nüfuslu bir ilçe. Osmanlı döneminde zaten hep İstanbul'un fethiyle birlikte av köşkü ve dinlenme alanı olarak kullanılmış. Daha sonra geç Osmanlı dönemi, yeni Cumhuriyet döneminde sanayi bölgesi olaraktan ufak atölyeler kurulmuş. Atölyelerin kurulmasıyla birlikte bu bölgeye bir yaşam gelmiş. Yaşam aslında plansızca bir miktar gecekondu olarak başlamış. Çünkü fabrikanın etrafında yakında yaşamak isteyen nüfus Beykoz'a yerleştirmiş ve Beykoz'un o doğal yapısı içerisinde maalesef ciddi bir gecekondulaşma olmuş. Geçtiğimiz son 15 yıl içerisinde planlamalarla bunlar kontrol altına alınmaya başlamış ve planlı gelişmeler ardı arkası gelmeye başladı. Yoğunluk olarak derken İstanbul'da 1 kilometre kareye insan nüfusu 3000. Burada nüfusun 780 kişi, 1 kilometre kareye düşen insan nüfusu. Yani İstanbul'un en az yoğun bölgesi. Dolayısıyla kendiniz etrafınıza baktığınız zaman yaşamda görmek istediğiniz aslında birçok doğal unsuru içinde barındırabiliyorsunuz. Biz aslında bunu proje planlamasında, master planda hep yaşatmak istedik, yansıtmak istedik. MESA mesken bünyesinde çalışmaya başlamadan, onlara proje üretmeye başlamadan önce aslında ben bir MESA kullanıcısıydım. 12 yıl önce bir konut aldım Göktürk'te. Göktürk'te yaşadığım proje, bugüne kadar yaşadığım projelerin içerisinde en iyisi diyebilirim. Düşük yoğunluklu. Hatta Murat'ın oturduğu daireyi ben yaptım. Onu da söyleyeyim, şantiyede çalışırken. Öyle bir şey var, evet. O zaman çok sevdiğimiz dostlarımızı sağ olsunlar aracı yapmıştık. MESA'dan bir daire sahibi olabilmiştik ve orada çok güzel yıllarımız geçti. Alçak 3-4 katlı bir yaşam, MESA yamaç evler olabilecek en güzel yaşam alanlarından birisiydi benim için. Proje arsasını görür görmez Mert'le bir anda yüz göz göze geldik ve dedim ki Mert, burada yamaç evlerin yaşadığım sosyal donatı alanı, hissiyatı, komşuluk ilişkisi, az yoğunluğunu buraya taşırsak gerçekten oradaki hayallerimizi Anadolu yakasında da devam ettirmiş oluruz dedim. Mert çok iyi bildiği için projeyi başından sonuna kadar, mesela yamaç evleri, oradaki benim de yaşanmışlık kaderimle birleştirip birlikte çok güzel bir proje geliştirdiğimize inanıyorum. Dediğim gibi bir yıl içerisinde aslında çok daha büyük metrekarelerle projeler yapıyoruz. Fakat etrafınızda görmüş olduğunuz insan yapısı olmayan ve birbirleriyle ahenkli, son derece güzel dokunuşları olan doğal harikalarda insanoğlu olaraktan ne kadar yaklaşabilirizi zorladık. Çok kolay olmadı tabii. Etrafınıza baktığınız zaman elimizle koyduğumuz en güzel şey bile bu doğanın içerisinde aslında eğreti duruyor, güzel durmuyor. O yüzden çok dikkatlice bir çalışma gerçekleştirdik. Çok büyük bir proje değil, aslında nicelik olarak değil, nitelik olaraktan çok büyük bir proje yapma hayalimiz vardı. Beykoz'da bu arsayı iyi değerlendirmek için gece gündüz güzel çalıştığımıza inanıyorum. Az yoğunluklu, az daireli, az katlı, çok doğalı, çok sosyal donatılı, yaşamın içerisinde güzel bir proje yaptık. Beykoz'a da bu yakışır. Beykoz'un %60'ı orman. Sadece Riva hattına giderken 3,5 milyon metrekarelik ormandan geçiyorsunuz. Hani aslında bütün İstanbul ve bütün yaşam alanları kendini doğaya atarken, rahatlamak, dinlenmek, eğlenmek, hafta sonunu geçirmek için 7 gün 24 saat burada geçirme şansına sahip olmak aslında bir ayrıcalık olduğunu düşünüyoruz. Bizimle de bu anı paylaştığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. MESA kanatları altında attığımız bu MESA Orman Projesi'nin hepimize, özellikle kullanıcılarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Merhaba, İsmail Şahin, Sözcü Gazetesi. Ben
Projenin bu 1,5 milyon metrekarelik ormanla olan ilişkisini sormak istiyorum. Bu arazi sanırım Yüksel grubuna ait, girişte tabelaları gördük. Geri kalan ormanlık kısım da mı onlara ait, bunu öğrenmek isterim. Ve buradan daire alanlar yasal bir ilişkiye girmiş oluyor mu ormanla, yoksa bir kullanım hakkı mı tanıyacaksınız? Bir diğer sorum, zaman zaman gündeme geliyor. Böyle özel ormanlarda imar hakkının artırılması gündeme geliyor zaman zaman. Böyle bir şey söz konusu olduğunda siz MESA olarak bu arazi üzerinde geliştirici olarak kalmaya devam edecek misiniz? Arsa sahipleriyle böyle bir sözleşmeniz var mı? Teşekkür ederim. Ben cevap vereyim. Teşekkürler. Şöyle söyleyeyim, ben buradaki içinde bulunduğumuz arazi halka açık bir arazi aslında. Yani dolayısıyla hani özel kapanmış ya da mülkiyeti Yüksel'e ait olsa bile ileriki dönemde halka açılması gereken ve mutlak koruma alanı içerisinde olan bir bölgedir. Bizim proje gerçekçimiz alanda burada oturanlara herhangi bir hak vermeyeceğiz. Ama burayı kullanma hakları bir yaşayan bir birey olarak tabii ki olacaktır. Burası zaten gerçekçimiz araziyle şu üzerinde de arabaları park ettiğiniz yok, bir imar yoludur. Bizim parselimiz o imar yolunun hemen altında bulunan alandır. Diğer taraf İsmail Bey, bu genel hani kendi alanları olduğu için orasıyla ilgili aramızda bir anlaşma ya da mutabakat yok. Tabii böyle bir imkan olması halinde değerlendirmek gerekir. Ama şu anda öyle bir şey yok. Onu söyleyebilirim. Buyurun. En ön sıra. Tamam, getirdiler oradan. Geldi. Merhaba Mehmetcan Tatlı, yine akit. Bu %20'lik satış gerçekleşti dediniz. O satışlar peşin olarak mı ilerlediniz orada? Hasılat yönlü planınız nedir? Satış takvimi, inşaat takvimini söylediniz ama bir de tabii maliyette veya yatırım değeri. Teşekkür ederim. Teşekkürler. %30'luk bir kısmını sattık. Aslında uzunca bir süreden beri beklediğimiz, ön hazırlıklarını yaptığımız bir projeydi. Projenin detayları ortaya çıkınca da müşterilerimiz oldukça yoğun bir ilgi gösterdi. Bir an önce bu projeden ev satın almak istedi. Projedeki bizim toplam satış hedefimiz yaklaşık 615 milyon lira. 2 yıl içerisinde teslim etmeyi düşünüyoruz. 24 ay sonra teslim etmeyi düşünüyoruz. Ama benim tahminimce, yani şu anki satış hızımıza, performansımıza baktığımda herhalde satış süreci 2 yılı bulmayacaktır. Muhtemelen 1-1,5 yıl içerisinde tamamını bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Yatırım büyüklüğü yaklaşık, yani maliyet anlamında baktığımızda yaklaşık olarak inşaat maliyetleri açısından 190 milyon lira civarında. Hatice Kolçak, Emlak Pencerem. Hayırlı olsun. Proje kaç metrekarelik bir arsa üzerinde yapılıyor? Bir de Yüksel ile nasıl bir anlaşma yaptınız? Satın mı aldınız arsayı? Kat karşılığı mı yapıyorsunuz? Detayını öğrenmek istedim. Teşekkür ederim. Şöyle, yaklaşık 30 dönüm bir arazidir burası. Biz Yüksel'den hasat paylaşımı bir model üzerinde anlaşma sağladık. Açıkçası kendilerine de bir teşekkür etmedim. Onlara da davetlilerimiz arasında Alp Bey'i görmüştüm, Alp Saza. Onlara da teşekkür etmem gerekir bu sürece verdikleri destekten dolayı bizlere. Hasat paylaşım modeli üzerinde anlaştık. Böyle. Hangi, yok, onu veremeyiz. %100'ü bizim, öyle söyleyeyim o zaman. Hatırlarsınız Koz aynı şey sormuş, klasik. Mehmet Bey, şöyle söyleyeyim, genelde tabii Murat Bey de söyleyecektir. Doğal malzeme olarak, yani doğal taş, ahşap kaplamalar, yani mümkün olduğu kadar hani içine doğal malzeme ihtiva eden şeyler kullanmaya özen gösterdik projemizde. Bir Murat, eklemek isteyeceğim bir şey olursa. Mert Bey, hayırlı olsun. Hüseyin Belibağlı.
Ben şunu merak ediyorum. Bu tür projelerde markalar geliştirdikleri projelerin etrafında, hoş burası değerli bir proje ama birazcık daha böyle etrafta düzenlemeler yapıyorlar. Buralar sizin mülkiyet alanınıza girmiyor. Fakat hem dışarıdan gelen insanlara hem de kendi maliklerinize, sakinlerinize hizmet etme açısından mülkiyetinizde olmayan bölgelerde, buralarda bir peyzaj düzenlemesi yapacak mısınız? Mesela bu bulunduğumuz alanlar, yollar gibi. Öyle bir düşünceniz var mı? Şöyle söyleyeyim Hüseyin Bey, aslında kanunun bize el verdiği kadar diyeyim. Çünkü malum demin burası birinci derece doğal sittir bu bölge üzerinde durduğumuz. Biliyorsunuz sit bölgelerin kendine has bazı uygulamaları var. Bunlara izin verdiği kadar tabii isteriz yapmaya ama tabii o da çok hassas bir çizgi. Şimdi burası olduğu gibi zaten çok güzel. Hani ne yapsak daha güzelleştiririz? Bir soru işareti. İşte çiçek ekmek bir şey olabilir. Zaten onların bir kısmını yaptık. Ya da işte gelen halka şey yapabilmek adına hani burada bir lavabo vesaire tarzı zaten o da yapılmış durumda. Hani ancak bu tip şeylerle biraz daha hani sempatik hale getirebilir diye düşünüyorum. Hani gerçekten çok hassas olunması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum buranın. Şimdi şöyle bir şey var, biliyorsunuz bir de arazimizin giriş bölgesinde de bir dere görmüşsünüzdür. Orası iski alanıdır biliyorsunuz, işte yaklaşık 25 metre sonra bizim çekme mesafesi olduğu için bizim alanımız başlıyor. Biz aslında o bölgeyi de işte yeşillendirip hani bölgeye katkı yapacak bir şey yapmayı planlıyoruz. Bir rekreasyon alanı diyeyim ama bu derken şey sadece yürüme alanları, işte içinde belli ağaçlar vesaire olan bir bölge. Hatta Erhan Bey özellikle bizim kendi yetiştirdiğimiz yaklaşık 150 bin civar ağaç var Ankara'da. Onlardan bir kısmını oraya getirip dikelim diye bize bir talimat verdi. Onu da herhalde yakın zamanda getirip dikeceğiz ki yani ne yapsak bizim için bu çevreyi daha da güzelleştirmek için artıdır. Ama tabii dediğiniz gibi çok güzel bir şey söylediniz demin. Hani buraya ne yapabiliriz, o da başka bir soru işareti. Böyle. Belki orada daha basit ama daha görür görmez ilave ettiğimiz, burada kuğular falan yoktu. Biz getirdik, koyduk. Öbür tarafta nilüferler yoktu. Onları biz getirdik, koyduk. Yani geliştir bir kısmını... Koymadık ki onlar buradakilermiş. Yok bir miktar ben evet koydurdum oraya da. Yani şeyler, daha doğrusu fazla müdahale edemiyorsunuz gerçekten buraya. Merhaba, Emre Kulcan'a, İmar Panosu.com. Projeyle ilgili daha önce burada tabelalar görüldüğünde sosyal medyada bazı hesaplardan eleştiriler geldi. Kuzey Ormanları vesaire gibi. Ağaç kesilecek mi ya da taşıma olacak mı? Teşekkür ederim. Uygulama alanımız içerisinde zaten ağaç yok açıkçası. Size gördüyseniz... Sanıyorum 3-5 tane meyve ağacının taşımasıyla ilgili bizim zaten şantiyede görevli arkadaşlar daha rahat bilgi verecektir ama projeyi genel planlarken de özellikle orta alana denk düşmesi şeklinde bir planımız oldu. Zaten mesela otopark alanında parselin tamamını ihtiva etmez. Blok hatlarında kısmı ihtiva eder ki ortada mümkün olduğu kadar fazla toprak alanı bırakalım işte ağaç taşımayla vesaire ilgili yeterli olsun diye. O deniz alan demin size bahsettiğim konuşmada Hüseyin Bey'in sorusunda dere kenarında bir iskinin alanı vardır 25 metre, zaten kanundan bizim ya da kimsenin müdahale edemeyeceği alandır. Onun içerisinde bir kesim olayı olmuş bizim de bildiğimiz kadarıyla ama sanıyorum bir böcek vesaireden kaynaklı olduğu söylendi bize de, bizim de bilgimiz yok açıkçası. O yani bizim de zaten müdahale edemediğimiz bir alan olduğu için, ama kendi alanımızın içerisine düşen tabii biz gerekli özeni gösterip hiç ağaç kesmemeye, olanları da zaten meyve ağaçlarını da taşımaya özen gösteriyoruz. Zaten taşınabilecek ağaçlar onlar da. Ekonomist dergisinden Levent Gökmen ben. Çok özel güzel bir proje yapmışsınız. Belli ki talep de alacak. Bölge de çok güzel. Burada aklı kalanlar için yeni projeler yapacak mısınız? İlgilendiğiniz yerler var mıdır acaba yakın bölgelerde? Şöyle, şimdi zaten arazimizin yükselenin bir parseli daha var burada. Bu ormanın haricinde mevcut parselin hemen önünde. Onunla ilgili de planlamalara başladık. Tahmin ediyorum herhalde 6 ay içerisinde
onu da sonuçlandırmış olmayı hedefliyoruz olabilirse. Bunun haricinde tabii bölge çok sınırlı arazi olan bir bölge. Geneli biliyorsunuz sit alanıdır zaten Beykoz bölgesinin. Onun için arazi üretmek ve uygulama üretmek gerçekten çok zor burada. Tabii gönül ister ki işte bu içinde bulunduğumuz alanla hani geri kalanda bir şeyler olabilirse olabilir ama ben pek mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bundan sonra bir şey üretmenin burada. Peki bu bahsettiğiniz 6 ay içinde netleşecek olan proje yine MESA Orman'a dahil mi olacak? İkinci etap gibi mi olacak yoksa ayrı bir proje olarak mı değerlendirilecek? Hayır, gene MESA Orman'ın bir etabı şeklinde olacak. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi gün Emlak Metrekare. Hayırlı olsun öncelikle. İki tane sorum olacaktı. Birincisi Murat Bey'e. %22 brüt son yıllarda İstanbul'da gördüğümüz ilk projelerden biri olacak herhalde. O kadar iddialı bir rakam. Bunu projesi üzerinde nasıl sağladınız? Nasıl gerçekleştirdiniz? Bir diğer soru da Erhan Bey'e olacak. Sektörle ilgili müsaade ederseniz. Bu imar barışıyla ilgili gerçekleştikten sonra çok sayıda konutun satılığa çıkarılacağı. Çünkü bugüne kadar gerek bankalardan kredi verilmediği için, tapuları olmadığı için veya tapu olmadığı için devir yapamadıkları için satılamayan birçok konutun da tekrar pazara satılacak konut olarak girmesi bekleniyor. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Soru için teşekkür ederiz. İlk talimat aslında merdivenlerden ya da asansörden çıktığımız zaman ne olur Muratçığım 4 taneden fazla konut görmeyelim oldu. Mert'le konuşurken başladığımızda MESA'nın yamaç evler projesi de öyleydi. Böyle olunca çekirdek alanımız gerçekten çok küçülüyor. Zaten 4 katlı olduğunuz için çekirdeğiniz de büyümedi. Bir katta 4 tane 3 tane kapı çok özel. Herkese sanki villasında yaşıyormuş gibi bir atmosfer yaratılmış oldu. Tabii MESA'nın 100 bine dayanmış olan konut rekorunun vermiş olduğu tüm istatistikler bizim önümüze çok güzel veriliyor. Bize ona tasarlamak kalıyor. Dairelerin büyüklükleri, net brüt oranları, duvarlar. Sağ olsun proje müdürlerimiz ve teknik ekibin aslında özellikle yapı tekniği, özellikle mekanik elektrik donanımlarıyla ilgili bize verdikleri tüm bilgiler aslında projeye doğru işlendiği zaman net ve brüt oranı arasındaki fark %22'lere geldi. Bu da bizim 35 milyon metrekare proje yapmışız bugüne kadar. Yaptığımız en iyi oran diyebilirim. Bu İmar Affahat Lisesi tabii biz de 2-3 gündür onu okuyup anlamaya çabalıyoruz bazı şeyleri. Açıkça şirket olarak bizi pek ilgilendiren kısmı yok. Yani onu acaba bir şeyler olur mu diye düşündük onda. Tapu hadisesi tabii o iskana bağlı olay. Yani iskana olmayan yerlerde tapu hadisesi de olamıyor. Onlarda ben gerçekten bilhassa Florya bölgesinde çok şahit olmuştum o işe. Bu tabii o yapılar değerlenecek kesin. O yapılar satış hadisesine de rahatlıkla girebilecek. Bir de içinde oturanlar daha rahat oturacak bundan sonra. Yani olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten onlar orada var. Yani onu ortadan yok etme şansı da yok. Onun kabullenmek, belli bir bedel karşılığı kabullenmek ciddi de bir gelir kaynağı olacak devlete diye. O şekilde düşünüyorum açıkçası. Şimdi Ankara ile ilgili sürpriz gelişmeyi burada açıklamadınız. Onu rica ediyorum. Biraz detaylı bir şekilde. Bir de Yeşil Yaka projesinin ikinci etabıyla ilgili ilerleme süreciniz hangi aşamada? Hangi sürpriz? Gerçekten onu anlayamadım ben. Hangi sürpriz acaba? Toplu satış. Hayır, her şey diyorsunuz. Onu Erhan Bey benden iyi söyleyecekti. Ben bayağı Eryaman'ı şey olan Erhan Bey sattım. Eryaman'ı diyorsunuz, evet. Orada ciddi bir buluşma oldu o ayakta. Yani biz genelde o bölgede yıllar önce rahmetli Özal'ın isteği üzerine biz tavuk işi yapmazdık hiç. İsteği üzerine orada orkestra şefi olun demişti. Bir ciddi bir site yapmıştık. En iyi fiyatta satılan siteydi gerçekten. Daha sonra buradaki arsayı alıp biz ortaklarımız da vardı. Onlarla beraber
geliştirmeyi planlarken o ara projeyi falan da hazırlamıştık. Ruhsatlar alınmıştı. O yağın Ankara'da zaten belli alanları zannediyorum emlak konuttan da satın aldı. Burada da ruhsatı falan hazır bir bölgeye ihtiyacı olduğunu ifade etmişti. Onlarla konuşup pazarlık yapıp komple projeyi sattık. O onlar açısından da bizim açımızdan da iyi bir iş oldu. Onu itiraf etmek gerekir. Bir sorunuz daha vardı. İkinci soruyu at. Ha, Yeşilyaka. Yeşilyaka'da su bölgesi. Daha onun o bölgeye dönük lansman yapmadık ama orada küçük evlerimiz olduğu için, yani bahçeli evler biraz daha küçüldüğü için maşallah en hızlı satış yaptığımız yer orası. Yukarıdaki büyükler biraz hafif gevşedi ama aşağıdaki ufaklar hızla gidiyor. Oraya dönük lansman yapılacak bu sene zaten. Hayırlı olsun tekrar Emrah Güney. Emlakproject.com'dan. Bu Mert Bey şeyi merak ettim. İkinci etapla ilgili yaklaşık ne kadarlık bir alan? Bir de orada kaç konutluk bir proje olacak gibi. Biraz daha detay verebilecek misiniz? Şöyle söyleyeyim, detayları ben de bilmiyorum inanın. Neden derseniz biz daha yeni orayla ilgili çalışmaya başladık. Şimdi 6 ay deniyorum tabii, utopik bir süredir aslında 6 ayda MESA'nın bir projeyi bitirip projesel anlamda ruhsatını alması. Murat da tebessüm ediyor zaten, oradan gülüyor. Şimdi tabii biz burada geliştirdiğimiz bir proje mantığı, bir felsefesi var. Açıkçası bu olduğu için ben 6 ay diyorum oraya. Çünkü aynı felsefeyi oraya da uygulayacağız ve benzer nitelikte bir şey, bir ürün çıkartmayı hedefliyoruz orada da. Onun için hani şu anda size özür dileyerek, hani herhangi gerçekten bende de olmadığı için vermiyor. Bu sakladığım vesaire olduğu için değil. İleriki dönemlerde onunla ilgili bilgi daha rahat verebilirim size diye düşünüyorum. En azından bir metrekare belli mi yan taraftaki arazi için? Hemen hemen mevcut parsel kadar, yani bir 30 dönüm daha yer diye düşünebilirsiniz.